Bir Ramazan ayının sonuna geldik. Cumartesi günü Arefe, Pazar günü Ramazan bayramının ilk gününü inşallah idrak edeceğiz. Yine manevi meratiple çeşitli hem söz, hem yemek, hem gıda perizleriyle güzel bir dönemi tamamladık. Ancak bu Ramazan, şimdiye kadar yaşadığımız Ramazanlardan daha zor geçti. Çünkü maalesef bütün dünyanın başına musallat olan bir pandemi riski, yeni Covid virüsüyle karşılaştık. Bu Ramazan ayımızın bereketli günleri bu virüsün tehlikesi altında cereyan etti. İnsanoğlu gözle görülmeyecek küçük bir virüsün bile baş edilemeyeceğini anladı. Ne kadar aciz olduğunu yeniden idrak etti. Baktığınız zaman bütün insanlığa, bütün felsefelere İslam aslında bütün insanlık için tek kurtuluş yolu. Yavaş yavaş yaza doğru geçiyoruz ve riskler azalıyor. Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun bütün öngörülerine dikkate alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamelerini esas alacağız davranışlarımızda. Ancak göründüğü kadarıyla Haziran ayı itibariyle normale dönüyoruz. Okullar açılacak, alışveriş artacak, şehirler arası ulaşımlar artacak, belli bir oranda turizm gerçekleşecek. Bu bir normal. Fakat artık buna yeni normal diyorlar. Aslında bu yeni normal eski normallerimiz gibi olmayacak. Hep bir fiziki mesafe, belki maskelerimiz ve hayat tarzımızdaki farklılıklarla gelecek bu yeni normal. Üretim ilişkilerimiz, ticaretimiz, esnafımız, bizim öğretimimiz her bakımdan dönüşecek, değişecek. Önümüzdeki 12-18 ay içerisinde bunun ne kadar değiştiğini, değişebileceğini hep beraber görmüş olacağız. Biz bu süreçte bir üniversite olarak, bir üniversitenin yapabileceği ne varsa aslında yaptık. O bakımdan müstehiyiz. Evvel emirde öğrencilerimize esnek bir öğrenim metodu hazırladık. Uzaktan eğitim ve sınavlarla yola da yürüdük. Öğretim elemanlarımıza ve memurlarımıza esnek çalışma metotları geliştirdik. Vatandaşımıza ihtiyacı olan sağlık malzemelerini sağlamak suretiyle kolaylaştırdık işlerini. Bu sağlık malzemelerini hazırlarken önceliğimiz her zaman öncelikle sağlık çalışanlarımız oldu. Hastanelerimiz, diş sağlığı merkezlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız, ondan sonra jandarma, emniyet gibi pek çok insanla temas halinde bulunan ve risk altında bulunan gruplar ve kademe kademe bu hizmetimiz yayıldı. Vatandaşımızı da, öğrencimizi de yalnız bırakmamaya çalıştık. Örneğin psikoloji günlükleri yayınladık. Onlara psikolojik açıdan destek olmaya çalıştık. İktisat ilmi, işletme, uluslararası ilişkiler bakımından günlükler hazırladık. Sağlık bilimleri bakımından çeşitli unsurları hazırlayarak sosyal medyadan ve diğer web sitemizden, diğer imkanlarımızdan halkımıza yaymaya çalıştık. Bütün bunlarla geldi geçti ve şimdi muhtemelen daha sağlıklı, daha huzurlu bir ortama doğru ilerliyoruz. Benim görebildiğim kadarıyla en az 3,5-4 ay eskisine göre daha rahatız. Ondan sonra Eylül ve Ekim'i takip eden aylarda ne olacağını hep beraber göreceğiz ve hükümet politikalarımızı takip edeceğiz. Bu vesileyle yeni bir yaza ulaşmaktan, yeni bir güzel günlere, yeni bir hayata ulaşmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu vesileyle hepinizin Ramazan bayramını kutlarım, saygılar, sevgiler sunarım.